Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'in 3. gününde paydaş kurum ve kuruluşların standları ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Paydaş kurum temsilcileri duygu ve düşüncelerini bizlere aktardı. Bugün burada bu kadar coşkulu insanın arasında bulunmak, birçok projeye şahitlik etmek ve projeleri incelemek inan bizim için mutluluk kaynağı. Tabii büyük bir coşku var, büyük bir heyecan var. Gençler, öğrenciler bu ekosisteme büyük bir katkı sunuyorlar. İnşallah ileride çok güzel işler çıkaracaklar. Teknofest artık bir dünya markası oldu. Bilimde, teknolojide, inovasyonda en büyük festivallerden biri haline geldi. Günümüzün gençliği bilim, teknoloji alanında kendi yetkinliklerini ortaya koyarak Türkiye'de çok önemli gelişmelere imza atacaktır. Bu organizasyonların devam etmesi, öğrencilerimizin bunlara katılmasının büyük bir yarar sağlayacağını daha sonra göreceğiz. Teknolojik süreçleri tüm eğitim süreçlerine ve tüm fakültelere yayılması gerekiyor. Bu Teknofest de bunu ivmelendiren, çok güzel birliktelikler sağlayan güzel toplantılardan biri. Büyük bir coşku var burada. Daha önceki Teknofest'lere de katılmıştık ekip olarak, üniversite olarak. Bugün de aynı coşkuyu hissettik. Alandaki hoşumuza giden şey şu aslında. Gençlerimizle çocuklarımızın özellikle projeler üzerindeki sohbetleri inanılmaz keyif veriyor bize. Gelen insanları, gençlerimizi gördükçe biz daha fazla mutlu oluyoruz. Gelecek Türkiye için çok daha güzel gözüküyor. Teknofest aslında bir hafta gibi görünse de bir yılın sonunda ödül alınan bir salon artık burası. İnşallah tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için temelleri atılmış yarışmalar sonucunda girişimlere dönüş yapacakları bir adım olmuş olacağını bekliyoruz. Bir şeyler üreten gençlerimizi sistemin içerisine dahil edilebilmesi ve orada değerlendirmeleri çok kıymetli bir şey. O yüzden de Teknofest'i her zaman çok önemsiyoruz. Teknofest boyunca katkı sağlayan paydaşlar, festivalin sonuna kadar teknoloji meraklılarını ağırlamaya devam edecek.